Hadi arkadaşlar, Sarıcık'ı keşfedelim. Teos Antik Kenti'ne belki vakit varsa ve girebiliyorsak girelim. Malum pandemi, belki şartları farklılaşmıştır. Ve ilk yaz vlogu başlasın. Geleceğin alaçatısı. Merak edenler videonun başına. Tatlış mağazalar var ama daha çok fazla açılmamış. En çok bu mağazayı sevdim arkadaşlar. Çantalar, ayakkabılar var. Arkadaşlar Marina'da gezerken Serenat Dalış Merkezi'ni buldum. Tabii ki bu mevsimde biraz zor çünkü Ege'nin biliyorsunuz denizi öyle hemen ısınmıyor. Ama dalış kursları veriliyor burada. Tekneyle açılıyorsunuz, hocalar eşliğinde. Bu benim ilgimi çekti mi? Hayır çekmedi. Malum çok sigara içiyorum. Haliyle de dalamam. Tüple vesaire bana gelirler. Ama sevenler için böyle bir bilgi de vermek istedim. Dedim ya, geleceğin alıçatısı, her şey var. Yeme, içme, marina, alışveriş, dalış vesaire vesaire. Bu arada niye halen daha plaja gitmedin iyi gün diyorsanız. Aslında gitmiştim ama halk plajı gibi bir yermiş. Ben restoran önü vesaire bir yer arıyorum. Çünkü ekonominin gerçekten dibe vurduğu bu döngüde bu vlogu çekerken burada kaç para harcayacağım bugün. Sizinle de onu paylaşmak istiyorum. Hadi gelin keşfedelim. İllaki bulacağım bir yer. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Siz nasılsınız? İyi valla, ne olsun. Dalış hocasıyla da sohbet etmek isterdim. Çok güzel, burada sanırım dalış kursları vesaireler de var güzel koylarda. Ama spa'yı görünce şaşırdım. Evet. Yani ne diye geçiyor? Marina Spa diye mi geçiyor? Teos Marina Spa. Teos Marina Spa. Geçiyor, evet. Serenat Dalış Okulu diye geçiyor. Ayrıca evet. SSI'nin ödüllü bir dalış okuluyuz. Şu an sessiz sakin etraf. Sezon ne zaman açılır sizce? Sezon bizde başladı. Başladı. Bir ay, evet, bir ay önce başladı. O zaman Sarıcık'ı çok fazla keşfetmedi mi İstanbullular? Benim için, ben görsellerini gördüğümde küçük bir alaçatı gördüm ve bence bir iki seneye kadar burası da bayağı yoğun olacak. Evet. Gerçi şu an öğle saati geziyorum buraları ama spada bütün masaj türleri var mı? Evet, dünya masaj çeşitlerinin hepsi mevcut. Buyurun isterseniz gezdirebilirim. Olur, gezdirin valla. Ne güzelmiş. Ve sıcak. İşte burası da harika. Dışarıdan buraya geliyor insanlar. Yoksa üyelerimiz var mı? Üyelik de bağlamamız oluyor. Yani günü birliklerinden dolayı. Arkadaşlar ben şok oldum. Size de muhakkak duyurmak istiyorum. Efendim dışarıdan iki sevgili, iki eş, iki çift geldi.
ve full paket her şey yaptırmak istiyor. Masaj, jacuzzi, sauna, buhar, hamam. Kişi başı ne kadar? 600 TL ama bunun içinde mesela 2,5-3 saat bir süre veriyoruz. Evet. Teste sadece siz oluyorsunuz. Dışarıdan başka müşteri almıyoruz. Peki bu pandemiden dolayı mı böyle, normalde mi böyleydi? Normalde de böyleydi ama pandeminin de tabii etkisi var. Her müşteri öncesi ve sonrası dezenfekte ve temizlik işlemi olduğu için süreleri bu yüzden veriyoruz. Peki masözlerimiz, masörlerimiz nereli? Şu anda tek terapisten varım. Öyle mi? Evet. Ama yeni başlıyor tabii bir şeyler. Evet, evet. Sezon yeni açılacağı için yani ortalama bir 15-20 gün sonra da bayan terapistler gelecektir. Süper arkadaşlar, zaten siz bu videoyu izleyene kadar onlar gelmiş olur, bekleriz. Evet. Teşekkürler, görüşmek üzere. Arkadaşlar Marina'da halen daha kaldım çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Şu an Munchies Coffee Beer açık. Yavaş yavaş yerler açılıyor, tadilat var. Arkada da ufak bir shops bölümü var. İşte telefonla ilgili dijital bir şeye ihtiyacınız varsa ya da kılık, kıyafet, ayakkabı vesaire. İçeri girip fiyatlarını sormadım çünkü bütün mağazaların içerisinde sesler var. Hatta herkes çalışıyor. Ben de sizinle konuşurken bağırmak zorunda kalıyorum. Burada bir kahve içeceğiz. Sonra dediğim gibi plaja bir gideceğiz. Ama plaj da açık değilmiş. Sadece size bir gösteririm. Ay çok yüksek konuşuyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Sonrasında da kale içi çok güzelmiş. Ve tabii ki Teos Antik Kenti muhakkak göstermek istiyorum size. Fakat biraz önce eğer Spa'daki röportajı dinlediyseniz şaşırtıcı. Tek kişi 600 ne demek? İstanbul'da bir masaj zaten 1 saatliğine 600. Burada full paket giriyorsun ve alan sana ait oluyor. Bu işe bayıldım. Bu da demek oluyor ki geleceğin alaçatısı şimdilik ucuz. Yani tam da öyle İstanbullular keşfetmemişler. Ay inşallah keşfetmezler diyeceğim ama ben bile geldiysem yavaş yavaş burası da artık geçiyor demektir. Neyse kahve içeyim, sonra görüşürüz. Nereye giderim bilmiyorum ama plaja gideceğim. Denize giremeyeceğim galiba ama olsun, çekerim sizi oraları. Belki ayaklarımı şıpıdık şıpıdık suya sokarım falan. Hadi bismillah, yaz sezonunu açıyoruz deriz. Arkadaşlar sığacaktaki plaj modumuzu artık bitiriyoruz. Fakat şu bilgiyi vermek istiyorum. Size gezdirdim buraları böyle bir hızlıdan. Biraz önceki montajda ama hafta için 150 lira, hafta sonu 200 lira. İçinde meşrubat, kahve, çay ya da istiyorsanız bira bedava ve sezon boyunca ayrı. Gayet tatlış bir yer, keşfedilmemiş bir yer. Eğer ekonominize uygunsa gelip burada tatil yapabilirsiniz ya da İzmir'de kalırsınız. Bir saatlik bir arayla buraya gelirsiniz. Biz öyle yaptık çünkü. 1 saat 10 dakika falan sürdü. Şimdi Antik Kent'e gidiyoruz. Bence acele edelim çünkü ben burayı çok sevdim. Yayıldım durdum. Yani saat 4.30 falan kapanabilir. Yani sezondaysa 7 Antik Kent ama sezonda değilse 5'te falan kapanıyor olması lazım. Telefonla aradım sizin için ama ulaşamadım, ne yapayım. Hadi gidelim oraya, görüşürüz. (Gülüyor)
mesela 15 lira giriş. Ama müze kartınız olursa daha iyi. Çünkü bu bölgede gezilecek başka yerler de var. Birçok yer olduğu için müze kartınızı yenilemenizde fayda var. Bu arada bilgi olsun. Müze kartlar zaten 1 yıl geçerli. 1 yıl boyunca istediğiniz bütün yazlık yerlerdeki, öğren yerlerindeki antik kentler olsun ya da müzeler olsun bedava girebiliyorsunuz. Buraya şimdi benim müze kartım olmadığı için 15 lira veriyorum ve giriyorum. Hadi birlikte gezelim. Arkadaşlar 2 kilometrelik bir alanmış. Ben içeriden giriliyor sandım ama görevli beni uyardı. Teos Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ediyormuş. Burada bayağı bir hazine var. Ama 2 kilometrelik bir alanda görebileceğimiz şeyler var. Şu an yürüyorum açık alanda. Burada bir açıklama panosu vermişler ama keşke bir rehber olsaydı. Sol tarafta Akropol denilen yer varmış bölge olarak. Sağ tarafta Kent Suru. Dionysos Tapınağı, Meclis Binası ve Antik Liman hepsi sağ taraftaymış. Sadece solda o zaman Akropol varsa bence sağ tarafa yürüyelim. Ama 2 kilometrelik alan o kadar da zor bir alan değil. Bence hepsini görebiliriz diye düşünüyorum. Müohan Gamcamdiri 자라기 시작했죠 You feel so right alan bu şekilde başladı. Şimdi ben anlamadım. Açıkçası hani tamam tarihi yerleri gezmeyi seviyorum, öğren yerlerini ya da antik kentleri ama benim alıştığım Efes ya da vesaire gibi bir yer değil burası. Böyle yürüyorsunuz işte gördüğünüz üzere ve bu yol böyle 2 kilometre devam ediyor. İnşallah size anlatabileceğim tarihine bir şeyler görürüm. Yoksa güzel bir yürüyüş parkuruymuş ne diyeyim. Gördüğümüz taşlar arkadaşlar şehirde ya da tiyatro önlerindeki o büyük sütunlara ait bir şekilde çıkarılmışlar ve burada bu şekilde toplu olarak sergileniyorlar. Koskoca bir mağaza yatıyor çıkan taşların hikayelerini bilmek isterdim doğrusu ama inanın hiçbir bilgim yok. Fakat ne çıkarıldıysa ne bulunduysa ki halen daha restore ve çıkarma olayları devam ediyor. Burada bayağı bir hikaye var geçmişe dair. Bölge bölge adlandırılmış vaziyette sergilenmekte. Buradaki ağaçların gövde kısımları çok ilginç arkadaşlar, delik deşik. Ama böyle sanki iyice baktığında bir yüz var, bir el var, ne bileyim bir kadın silüeti var. Görebiliyor musunuz videodan bilmiyorum ama gerçekten mesela şurada bir kadın var hamile ve hani çocuğunu da başka bir çocuğunu da eliyle tutmuş. Arkadan grup geliyor bu arada. Hiç onların sesini almak istemiyorum. Devam edelim çünkü bütün ağaçlar aynı. Mesela şurada ileride gördüm. Onu da size hemen çekmek istiyorum. Evet, mesela bu ağaç da aynı şekilde. Çok eski bir ağaç ve gene gövde kısmı gördüğünüz üzere oyuk oyuk. İyice incelerseniz muhakkak bir şekil çıkıyor. Aa çok iyi ya, ileride koyunlar var. Köpek olmasaydı işlerine girip koşturmayı tercih ederdim ama maalesef köpek var. Ben onları kovalarken köpek de beni kovalar, onun için gözüm yemez. Ama çok tatlılar, yemliyorlar. Teos yaşayan park ilkbahar çiçeklerini burada sergilemişler. Hepsinin değişik değişik adı var. Böcek orkidesi, perçem, mor yıldız, sarı yıldız.
Adaçayı yapraklı laden. Değişik. Burası Teos antik kenti dedik. Buranın şöyle bir özelliği var. Burada dünyanın ilk sanat birliği kuruldu. Yani şöyle sağdaki soldaki civardaki antik kentlerde bazı sanatçılar vardı. Fakat bu antik kentler bu sanatçıları kabul etmediler. Daha sonrasında işte antik kentlerinden kovdular. Fakat Teos antik kentinde bu insanları kabul ettiler. Ve bu insanlar buraya geldikten sonra sanat birliğini kurdular. İlk sanat birliği burada kurulmuş oldu. Dağlarda şu anda gördüğümüz taş ocakları var ya, denkler için. İşte o taş ocakları o zamanlar antik çağlarda da kullanılabiliyordu. O zamanlar kendi taş ocakları vardı ve o zaman tabii teknoloji yoktu ama kendilerine göre alet edevatları vardı. Hani demiri şekillendirdikten sonra özellikle kendilerine göre alet edevat yaptılar. Böyle gösterip şekil vermeye çalıştılar derken, bakın mesela bazıları oval şekilde, bazıları şu şekilde geliyor, bakın şöyle hani içten ne diyorlar, bombeli mi diyorlar, kavisli şekilde geliyor. Bu da orada aslında meclis binasında gördüğümüz olaydı. Akustiği daha fazlalaştırmak. Normalde yani bir insan buranın orkestranın tam ortasında durduğu zaman, misal veriyorum, şey yaparsa ne diyorlar, şarkı söylerse akustikle çok güzel çıkıyor. Hatta şu an bile belki ben kendi sesimi duyabiliyorum ama siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ses çarpıyor, akustik çok güzel hale getiriyor. Yankı yapıyor yani. Bu şekilde şuradan örnek göstereyim hemen. Hepimizin görmesi açısından. Diyelim ki bu komple bir bütün. Bunda bir çizgi yok, işte kesilmemiş. Bunu bu şekilde kesmeye çalışacağız. Az önce dediğim piramit şeklindeki çivilerle şöyle yapıyoruz. Buradan bir çizgi çektik mi? O piramit şeklindeki çivileri sırayla buradan çakmaya başladığımız zaman, belli bir müddet sonra, belli bir limite ulaştığı zaman taş otomatik kendi simetrik olarak ayrılıyor. Aslında çok da bir güç gerektiren bir şey değil. Yani fiziken o hat üzerinde piramit şeklindeki çivileri çarptığımız zaman aslında taş simetrik bir şekilde vallahi hocayı yakaladığım iyi oldu arkadaşlar. Hani bilmediğim şeyleri de ayrıntılı bir şekilde anlattı. Bazı yapıtların dik, bazılarının yatay olmasının sebebinin akustik olduğunu ben de düşünmüştüm. Ama bilmediğim başka şeyler de anlatmış oldu. Onun için biraz böyle ufak da olsa onun anlattıklarını koymak istedim. Artık ayrılıyorum buradan. Kale içini görmek istiyorum Sarıcak'ta. Çünkü oraya da çok methettiler. Bir balıkçısı varmış, bir etçisi varmış. Ama ben niyeyse et ya da balık yemek istemiyorum. Böyle çiğ börek, işte gözleme, bu tarz bir şey canım çekiyor. Fakat bakacağım yani, biliyorsunuz dengesizimdir ve yemeğe düşkünümdür. Belki balık yerim, belki et yerim, belki gözleme, çiğ börek. Hem de biraz gezeriz çarşıyı, kale içine. Hadi gelin. Arkadaşlar, kale içinden yere geldim. Şimdi burada sokaklar çok tatlı. Alaçatı'nın sokaklarına benziyor. Çok tatlı, çok hoş böyle konak tarzı evler var ve oteller var bir de. Ve altlarında da hoş restoranlar var. Aslında iki tane restoran da aldım. Biri balık, biri et. Çok iyiymiş. Başka yerde yemeyin dediler. Şimdi gidelim, karnımızı doyuralım. Hem de etrafı çekelim ve bu videoyu bitirelim.
kolay gelsin. Ne kadar bunlar? 110 olmuş fiyatı. Boy değişiyor galiba. Şu 250. Aynen. Çantalar ne kadar? Şu siyah çanta mesela şu. Şu mu? Evet. 220 onların fiyatları. 220. Aynen. Dokusu ne? Bez mi yoksa? Vallahi. Ha, bez. Evet. Evet, çanta. Burada raciverti de var. Ya. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sezon açıldı galiba. Biraz. Tam değil. Haziranda. Şu tahtalar ne için? Sunum için. Ha, normal. Masanın üzerine koyuyorsun. Her dekor amaçlı. Ne kadar peki? O değişiyor. 350'den başlıyor. 600 liraya kadar. Şu an gösterdiğim şu. Hemen. Evet evet. Bu 430 lira. Bir eleyebilir miyim? Kalınlığına bakabilir miyim? Evet, bayağı ağır da. Ağırdır. Zeytin ağacı zaten kendi zeytin yapısından ağacı, evet. Dolayı ağır. Evet. Serttir. Evet. Birleşik galiba burası. Evet. Bütüğümüz yeni haliyle. Hayırlı olsun. Fiyatı 550 mi bir kolt mu? Doğru değil mi? Hı. Evet. Çok şirinler. Bir marka tutacağım. Antika style, evet. Alanya'da da satıyorlar, doğru. Nasıl arkadaşlar, sizce yakışır mı bana? Evet, bu bakayım. Nol manaki jeon nan ilman etji wa calling lifestyle. Meil jiru etji. Ben biraz böyle motifli seviyorum arkadaşlar ama tabii biraz daha hani belki gömlek tarzı bir şeyler de hoş olabilir. Çünkü şunlar moda biliyorsunuz bu sene. Bakın buraya da gelmiş bu moda. Gömlek elbiseler ve uzun boylu bayanlar gerçekten güzel gidiyor. Ama tabii bunu ben her yerden edinebildiğim için şimdi sığacağa gelmişken de motifli bir şey istiyorum. Bu da güzelmiş mesela. Ama şu tam bence yöresel. Bence o olmalı. Fakat bakalım tabii ki de. Alternatif ne olabilir? Aa, bakın. Deniz kabuklarından. Eğer seviyorsanız. Bu arada fiyatlar çok uygun arkadaşlar. İstanbul fiyatı gibi değil. Markayı tekrar söyleyeceğim. Biraz önce gelip geçmiştim. Antika Star bilinen bir marka. Bu mağaza yeni açılmış. Bu kanadı yeni açılmış. Yan tarafta da zeytin ağacından tahtalar vesaireler yapıyorlar. Fakat bu yeni açılan kısımda fiyatlar normal işte burada olduğu için ve merkez İstanbul'dan geldiği için kargo parası vesaire eklenip çok fazla kar marjı konmadan ürünleri eklenmiş. Çünkü normal şartlarda 550 değil şu tarz bir şey alacak olursanız İstanbul'da satılıyorsa 800, 900, 1000 lira eder. Ben sanırım ya onu ya onu alacağım. Umarım üstümde de beğeniriz. Bir deneyelim. Arkadaşlar bu kıyafet aslında çok tatlı ama benim yaşımda yani 42 yaşındaki bir bayana göre değil. Neden? Asla da göstermiyorsunuz. Teşekkür ederim. Göz kısmını beğenmedim.
biraz daha kapalı olmasını tercih ederim ama tabii sizin yaşınız 30'lu civarlarındaysa neden olmasın? Kupaj üstüne de giyilir, bikininizin üstüne ya da bu kıyafeti gün boyu giyer, tatilde alışveriş yapar, akşam yemeği yer, oradan da kulübünüze gidersiniz. Fakat ben dediğim gibi sevmedim, bana olmadı. Şekil A'daki gibi. Bunu tercih edeceğim sanırım ama denemem lazım. Bakalım nasıl olacak, beğenecek misiniz? Bence bu bana çok güzel oldu. İstediğim çıtırlığı hem de dekolte vermeden yakaladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Ben bununla sabahtan çıkar, tatil günü gece 2'ye 3'e kadar dolaşırım şahsen. Ne kadar bunun fiyatı? Bakalım efendim. Ben görmedim. 575, 500 olur size. Teşekkürler. Beyefendi indirim de yapıyor gördüğünüz üzere. 500 liraya biz bunu alıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar, Balık'ta en leziz ve en çok önerilen restoran Nena Balık'tı. Ama buraya çekmek istedim fakat balık yemek istemiyorum şu an. Aslına bakarsanız et de yemek istemiyorum. Ama ocak başında göstereceğim size. Evet, Nispet Ocakbaşı da burası arkadaşlar. Çok tatlış yapmışlar dış tarafını. Evet, burası da gerçekten çok önerildi. Eğer yolunuz düşecek olursa ve canınız et istiyorsa muhakkak siz de uğrayın. Yani ikisini de test etmedim ama çok sağlam bilgi aldım. Onun için ikisini de öneriyorum size. Ben ne yapacağım peki? Ben arkadaşlar sanırım gözleme yiyeceğim. Aman dikkat, şişiriyordun. Buyur bakalım. İyi dostlar. Bak şimdi ya. Bir dakika ya. Afiyet olsun. Yeterli mi size? Emin Burak hala. Oraya siz mi düşürdünüz onu? Aman aman. Sıkı tutalım çok şimdi. Ya, yani. Çok hızlısın ama sen. Sen çok hızlısın. Alamıyorum. Bak ya. Sen çok gerçekten yok ama. Tamam. Sen buraya git, ben sana her şeyi veririm. Sağ ol ya. Afiyet olsun dedi ve bana külahı verdi arkadaşlar. Neyse ben gözleme yiyeceğim zaten. Gözleme mi? Tamam, öncesine dondurmanızı vereyim de gözleme üzerine Maşallah. Evet arkadaşlar, hamam kafeye geldik. Direkt burası benim yum yumum. Çünkü en sevdiğim şeyler burada. Size et ve balık restoranları önerdikten sonra buraya gelmiş olmam da ilginç oldu biliyorum ama sanırım gözleme yiyeceğim. Deniz beni acıktırdı. Ablacığım ellerine sağlık ya, çok güzel yapmışsın. Arkadaşlar tekrar söylüyorum, hamam kafe. Buralar böyle numaralandırılmış durumda ama hani isim olarak aklınızı tutacak olursanız ve bu ablayı bulacak olursanız size muhteşem bir gözleme yapar. Şöyle göstereyim, incecik kağıt gibi ve tadı şahane. Tabii ki her zamanki gözleme çeşidim, patatesli kaşarlı. Teşekkür ederim. Hasan abla, şunları bir alalım. Şunları bir alsana sen. Arkadaşlar bu arada her şeyi sildim, süpürdüm. Fakat bu arada hesabı istedim ama bir bilgi geçeyim. Çok güzel ev baklavası var, kendileri yapıyorlarmış ve tepsi 100 lira. İstanbul'da 250 lira olan şey burada sadece 100 lira şaka gibi. Bu arada hesap geldi, 130 lira. Yani aklınızda bulunsun, eğer et yemeyeceğim, balık yemeyeceğim, geleceğim hamam kafede gözleme yiyeceğim diyorsanız 130 lira ödüyorsunuz. Biz iki kişiyiz arkadaşımla birlikte ve deli gibi yedik yani, bir dolu şey yedik. Harici başka şeyler de eklettik, böyle şu bu ekstra meze şeklinde şeyler. Burayı ben çok sevdim ve burası artık benim son durağım oldu, artık gidiyorum. Sanırım
yeni bir vlog Muğla tarafında olacak. Ama bence kesinlikle ve kesinlikle 2 gece 3 gündüz olacak şekilde burada kalmalısınız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın.